Hepinize merhaba. Bugünkü konumuz yosobi. Sizler için hazırladığımız bu protokol sorularını bugün cevaplayacağız. Sorularınızı dinliyorum. Yosobi'nin içerikleri nelerdir? Yosobi protokolümüz 12 deniz yosunundan oluşmaktadır. Peki hangi cilt tiplerine uygundur? Yosobi işlemimiz skar dokusu olan ciltler, lekeli ciltler, akneli ciltler ve cilt yenilemesi isteyen bütün cilt tipleri için uygundur. Deri altına iner mi? Yosobi protokolümüz 3,5 mm deri altına inerek onarım %100 sağlamaktadır. Peki ya cildimi soyar mı? Yosobi protokolümüzün ilk seansı bittikten sonra bir hafta içerisinde kişinin cildine bağlı olmakla birlikte 3., 5. ya da 6. gün cilt soyulmaları ve kabuk atmaya başlama durumları söz konusudur. Bunlar sizi kesinlikle korkutmamalıdır. Çünkü onarım yapacak olan ciltlerde kabuk ya da hafiften pütürleşme dediğimiz dökülme tarzı soyulmalar görülmektedir. Yosobi peeling kaç seans uygulanmalıdır? Yosobi protokolümüz yakından merkezimize gelen kişiye özel analizlerimizle daha doğru seanslara da verilmektedir. Ancak kesinlikle bizim önerdiğimiz 4 seans protokol aralığı olmalıdır. Seans aralığı nasıl olmalıdır? Seans aralıklarımız ayda bir olacak şekilde işlemleriniz yapılmaktadır. İşlem sonucunda onarım etkisini ne şekilde gösterir? İşlemlerimiz bittikten sonra gözle görülür bir cilt yenilemesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gözeneklerimizde küçülme, lekelerimizde açılma ve akneli sivilcelenmeye yatkın olan ciltlerimizde kuruma ve anti-aging sağlanmış parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Peki yosobi peeling kimlere uygulanmaz? Yosobi protokolümüz hamilelere uygulanmaz, egzamalı ciltlere uygulanmaz, diyabetik hasta olan kişilerde uygulama yapılmaz. Bizler sizler için merak ettiğiniz soruları cevapladık. Estetik bir güzellik sanatıdır.